Merhaba. Bugün sabah saatlerinde gerçekleşmiş olan yeni ay için bir meditasyon yapacağız hep birlikte. Daha önce çalışma yapmadıysanız bu çalışmayı yapabilirsiniz ya da yaptıklarınızın alanını bu meditasyonla genişletebilirsiniz, güçlendirebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz artık sizin için hangisi uygun geliyorsa. Bu meditasyonu yapmadan önce sizlere şunu hatırlatayım. Bu yeni ayın şifası gerçekten çok derin ama bu derinliğin bizim yaşamımızda ortaya çıkabilmesi için bizim oradaki kendi karanlığımızın farkında olmamız gerekiyor ki onu kabullenip onu şifalandırabilmeye izin vermemiz gerekiyor ki bu yeni ayın şifası alanımızı çok derin bir şekilde arındırsın. Gerçekten enerjisi çok güçlü. Varoluştan itibaren getirdiğiniz karanlık alan varsa, bu karanlık neden oluyor? Biz bunu ruhsal olarak kendimize bir öğreti sağlamak adına var ediyoruz. Yani orada herhangi bir şekilde biz cezalandırılmak için karanlığın alanında bulunmadık. Biz dualite içerisinde çeşitli deneyimleri yaşamayı seçtiğimiz için karanlık var edildi. O yüzden karanlığın da frekansının yükselebilmesi tamamen tüm bize ve tüm yaratılmışlara bağlı. Bizler deneyimimizi tamamladıkça karanlık da varoluş amacını tamamlamış olacak ve o da dönüşmeye başlayacak. Çok fazla haber izliyoruz. İşte çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Haber izlemesek bile takip ettiğimiz sosyal medya hesapları aracılığıyla alanımıza dahil olan çok fazla veri var. İşte bunları alanımızda tutmak ya da onları büyütmekten ziyade onları dönüştürmeye odaklanabiliriz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kuruluş yıl dönümü. Onu da kutluyorum. Çünkü çok çok fazla ülke gezmedim ama gezdiğim ülkeler içinde benim için özel yeri olan bir ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Her ne kadar sadece Türkiye tarafından şu an dünyada tanınmış olsa da bildiğim kadarıyla öyle. Hani son 1-2 yılda değişti mi bu bilmiyorum. Çok özel bir alanı var. Yani coğrafya itibariyle enerjisel olarak da farklı bir alanı var. Ben oraya turla gitmiştim ve rehber çok fazla bilgi verdi. Mesela ilk Kıbrıs'ın İngilizler tarafından işgal edilip kutsal tanımlanmasının sebebi Kudüs'ten sonra toprağa basılan ilk kara parçası olması sebebiyle çok kutsal adledilmiş ve o yüzden de çok önemli bir yer olarak görülmüş. Yani Kıbrıs'ın kimin elinde olduğu. Bu bizim kendi içimizde var olan aslında kutsallığı da bize hatırlatıyor. Bir ada ülkesi olmak her zaman için enerjisel olarak farklı deneyimleri getiriyor. Çünkü orada diğer yaşam alanlarıyla yani insanlıkla çok güçlü bir bağınız olmuyor. Sudan dolayı sürekli enerjiniz değişiyor çünkü. Adada yaşamak çok farklı ve çok özel. Yani sadece Kıbrıs Adası için değil, bütün adalar için bunu ifade ediyorum. Kıbrıs'ın yaşamış olduğu o hani harekat öncesindeki süreçlerde çok fazla acı yaşanmış orada. Ve o acıya rağmen gerçekten insanları saldırgan değiller ya da şunu yapmıyorlar. İşte biz ne çektik? Bunu yapan çok fazla ırk var dünya üstünde. Bu ezilmişliğini çok fazla pazarlama aracı olarak kullanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de çok ezilmiş. Çok zorlanmış ama buna rağmen o ezilmişliğe tutunmayıp onun yerine gerçekten sevgiyi, şefkati, merhameti var etmeye çalışmış o topraklarda. Zor bir toprak ama bu başarılmış
Benim en çok hoşuma giden şey şu olmuştu. Orada işte birçok evin bahçesi var. Rehber demişti ki burada hani içeriye girmemek koşuluyla dallar dışarıya sarkmışsa oradan meyve yiyebilirsiniz. Göz hakkı denir. Kimse bir şey demez ama hani kırarsanız, zarar verirsiniz ya da içeriden bir şeyler almaya çalışırsanız o zaman tepki hani karşılaşabilirsiniz. Uyarıyla karşılaşabilirsiniz demişti. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bizim önümüzde de bir tane bahçe vardı. Orada badem ağacı falan vardı. Ve hani yola da çok sarkıyor. Herhangi bir çocuk oradan bir şey aldığı zaman o bahçenin sahibi çok kızardı. Bu mesela benim için çok farklı bir örnekti. Yoldan geçen, tanıyan, tanımayan her kim olursa olsun bahçedeki ürünü işte yola sarktıysa onun hakkıdır diyerek ona verilmiş olması bana güzel gelmişti. Her ülkenin kendine güzel, özel bir değeri var. Ben kalben şunu istiyorum. Oradayken de hep buna niyet ettim. Her iki halk yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi bence aynı topraklarda yaşıyorsa zaten aynı ruhsal deneyim için oraya gelmişlerdir. Ve artık bunların çatışmasından ziyade onların birleşip bize o güzel birliği deneyimletmesine izin vermemiz gerekiyor tüm insanlık olarak. Bu tabii ki her ülke için geçerli. Yani sonuçta bizim ülkemizde de çeşitli gruplar var ve bu gruplar yani Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birleşmiş olsak da bu birleşmeyi çok kabullenmemiş gruplar var. İşte bu ayrışma yerine oradaki her birimiz birliği fark ettiğimizde her şey çok daha güzel olacak. Çok daha farklı bir anlam ifade edecek. Yani o savaşların gerçekten artık hani nasıl söyleyeyim, fiziken savaşlar bitmiş olsa da stratejik düzeyde henüz savaşlar bitmedi. Bugün ona da niyet edebilirsiniz. Sadece Kıbrıs için değil, şu an dünyanın birçok yerinde hala bağımsızlığını ilan edememiş ülkeler var. Bunlarla ilgili de ilahi izinli olduğumuz kadarıyla şifa talep edebiliriz. Savaşların bitmesi için şifa talep edebiliriz. Savaş da çünkü insanlığın karanlık deneyimindeki araçlardan bir tanesi. O konuşmanın başında ifade ettiğim gibi bizim karanlık araçlarımız, deneyimlerimiz bittikçe araçlar da kendi deneyimlerini tamamlayacaklar. O yüzden savaş da onlardan bir tanesi. Bugün onun da arınmasına niyet edebiliriz. Bir de şunu hatırlatayım. Hani ben çalışmalar esnasında genelde bana yazılanlar ya da grup yazışmalarında ortaya çıkan ortak alanlar oluyorsa hani bireysel değil de birçok insanı etkileyen ortak alanlar oluyorsa bunlarla ilgili de paylaşım yapıyorum. Onların da şifaya açılmasına niyet ediyorum. Sizler de edebilirsiniz. Hayvanlarla ilgili olarak çeşitli insanlık olarak yapmış olduğumuz hoş olmayan eylem, sevgi içermeyen diyeyim, hoş olmayan demeyeyim de sevgi içermeyen eylemler var. İşte bu sevgi içermeyen eylemlerin şifaya dönüşebilmesi adına bizler de bugün niyet edebiliriz. İşte hayvanat bahçeleri var, Yunus parkları var. Zorla hani esaret altında tutulan hayvanlar var. İşte avcılık yapılıyor. Hani hayvanlarla ilgili çeşitli şekilde para kazanılan sporlar var, at yarışı var. Hani hala var mı bilmiyorum ama horoz dövüşü falan bir aralar denk gelmiştim. Hayvanları dövüştürüp onlardan para kazanma durumları var. Yani insanlık olarak hayvanları az önce de ifade ettiğim gibi sevgi olmayan emellere alet etmiş durumdayız. Onların her birinin dönüşümüne niyet edebilirsek bu çok daha güzel olur. Beslenme alanı ile ilgili olarak sizlere şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu da benim yeni yeni içselleştirebildiğim bir alan. Bununla ilgili çok fazla yazı da yazdım aslında. Ama o yazıların hepsi gelen mesajlar doğrultusunda yazılandı. Benim zihnen tam olarak içselleştirebildiğim bir süreç değildi. Şu an daha böyle onun ne olduğunu anlayabiliyorum. Biz
Yediğimiz ve içtiğimiz her gıdayı aslında frekans olarak yükseltip onun da tekamülüne aracılık ediyoruz. İşte birlik deneyimini yaşıyoruz. Bu beslenme alanına böyle bakarsak ve oradaki gerçekten yediklerimizi onurlandırırsak bitki ya da hayvan her ne yiyorsak. Çünkü ben bazen şeye bakıyorum. Veganlar sanki yapmış oldukları seçimle çok kutsal bir eylem yapmış gibi oluyorlar. Ama onlar da bitkiyi öldürüp yiyorlar. Aynı şey bana göre. Hani ha hayvan öldürülmüş yenilmiş, ha bitki öldürülmüş yenilmiş. Eğer biz beslenmeye ölüm olarak bakıyorsak. Ama burada işte beslenmeyi birbirimizin hayat döngüsüne fayda sağlamak olarak baktığımızda bu daha farklı bir döngüye sebep oluyor ve enerjisi değişmeye başlıyor. Sonuçta biz öldüğümüzde bizim de bedenimiz diğer canlılara besin kaynağı olacak. Hani buradaki ekolojik döngü bu. Şu an için deneyimlenmesi gereken bir besin zinciri hala bizim deneyimlememiz gereken ortak program. Şu an dünyada var olan mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar olarak dördümüzün de deneyimlemesi gereken bir ortak program bu beslenme alanı. Onun için her birimiz bu beslenme alanını olabildiğince saflaştırdığımızda ve bedenimize dahil olmuş, sonuçta oksijeni de alıyoruz, onu da bedenimizle bir ve bütün yapıyoruz. Onların her birine mineralleri alıyoruz, bedenimize vitaminleri alıyoruz. Her şeyle aslında bir oluyoruz. İşte o bir olduğumuz enerjiyi dünyaya da yaymaya başladığımızda, davranışlarımıza da bunu yönlendirdiğimizde insanlık olarak deneyim alanımızı farklılaştıracağız. İşte bu meditasyonda biz hem kendi hayatımızla ilgili dileklerimizi yaparken hem de dünyadaki tüm yaşam için bu dileklerimizi gerçekleştirdiğimiz, hani dilek alanımıza bunları da dahil ettiğimizde her şey daha güzelleşecektir. Ben mesela her yıl şey yazarım kendim için dilek yazarım ya da işte neler olsun istiyorsam ama onlardan genelde böyle 10-12 onun üstünde yazıyorum. Yani bu zamana kadar yazdıklarımı saydığımda hep onun üstünde olmuştu ama onlardan ya bir tanesi ya iki tanesi bireysel olarak beni ilgilendiriyor. Onun dışındakilerin hepsi kolektif olarak bizim daha mutlu yaşayabilmemiz adına yapılan dilekler olmuş oluyor. Bunları yazarken kendimi daha huzurlu hissediyorum. Yani elbette ki bireysel niyetlerimiz, dileklerimiz çok değerli. Onlar bizi değiştirip, dönüştürüp geliştirebiliyor. Ama aynı zamanda bizi bencillik alanına da taşıyabiliyor. Oradaki dengeyi korumak lazım. Yine benim yaptığım gibi herkes için, her şey için iyilik isteyip kendim için istememek de olumsuz olan bir durum olurdu. Ben hem kendim için hem dünya hani varoluş için bir şeyler istiyorum. Tabii ki isteklerimizin hepsi çok hızlı bir şekilde değişip dönüşmüyor. Sonuç itibariyle ben dünyada tüm savaşların bitmesini istiyorum. Hani o küçük çaplı çatışmalar da dahil hepsinin bitmesini istiyorum ama ömrüm vefa edecek mi buna bilmiyorum. Bunu istemeye de her yıl devam edeceğim. Ya da böyle hani özel enerjilerin olduğu zamanlarda hep bunları istemeye devam edeceğim. Bunları istediğiniz zaman aslında şöyle bir şey oluyor. Hani siz kendi frekansınızın üstünde bir alan istiyorsunuz zaten şifa için. O alanın şifalanabilmesi adına da çok daha fazla destek görüyorsunuz. Ben bu desteği çok görüyorum. Yani tüm meditasyonlarda bunu çok çok fazla hissediyorum. Sizlere ifade ettiğimin ötesinde o kadar farklı enerjiler alanda oluyor, o kadar farklı ruhsal varlıklar alanda oluyor ki böyle yani çok kalabalık bir şekilde meditasyonları yapıyoruz aslında. Hem sizlerin fiziksel varlığı hem de sizin aracılığınızla alana dahil olan birçok ruhsal varlık oluyor ve onlarla çok fazla meditasyon yapıyoruz. Bu çok kalabalık oluyor, çok güzel oluyor. İşte bu kalabalıklığın ve güzel olabilmesinin sebebi de hem benim hem sizlerin yapmış olduğu taleplerden, yapmış olduğum seçimlerden kaynaklanıyor.
O yüzden yaşanılanlar ne olursa olsun iyi güzeli hep hatırlatalım. İyi güzeli hep birbirimize fark ettirelim. Umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Her zaman için umutla yol alalım. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki biz bunun için yapmamız gerekenleri yapalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Siz bulunmaz bir nimetsiniz demişsiniz. Öyle kelimeler söylemeyelim. Bence hepimiz harikayız ve bulunabiliriz. Öyle şeylerle alanımızı daraltmayalım. Benim gibi dünyada bir sürü insan var. O yüzden hepimiz çok değerliyiz. Ve çoğuz aslında. Ne kadar az gibi görünsek de çoğuz. İyi ki de bunları seçmişiz. Hani ben kendi adıma ve bu yolculuğu yaptığım zamanlarda fark ettiğim bütün insanlar adına söylüyorum. Bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel dünyamızı hep birlikte farklı renklere beziyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz bence. O yüzden daha da güzel şeyleri yapabilmek adına hep birlikte her şeyi birbirimize hatırlatıyoruz. Şimdi meditasyonumuza başlayabiliriz. Meditasyondan önce size bir hatırlatma daha yapayım. Ne mutlu bana, bizim için ışık oluyorsunuz. Çok şey öğreniyoruz sizden demişsiniz. Umarım yaşamım boyunca bunu devam ettirebilirim. Ben de çok keyif alıyorum buradan. Ben de sizlerle öğreniyorum bazı şeyleri. Bu da çok daha keyifli oluyor benim için. Bazen bir soru soruluyor. Zihnen benim bilmediğim bir soru ama o an cevap geliyor. O benim için de çok değerli, çok kıymetli oluyor. Ben hani sizinle birlikte yol almaktan gerçekten çok keyif alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Yeni ayın enerjisi tüm katılımcının hayatına yenilikleri, güzellikleri, neşeyi, bolluk, bereket, kolaylık, konforu ve nice hak ettiklerimiz, yaşam gerçekliğimiz olsun. Heh, söyleyeceğim şeyi hatırlattınız Aynur Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Biz Lori'de yaptığımız çalışmalarda orada denge ve yükseliş birlikte yaratım çalışmaları yapıyorduk. Orada her çalışma öncesinde niyet yazıyorduk. Ve her birimiz niyetlerimizi bir kaba koyuyorduk. Ondan sonra meditasyon esnasında son 5 dakika falan hepimiz o niyetlerin alanına saf niyetimizi, kendi içimizde bulunan saf niyeti yönlendiriyorduk. Bu saf niyetin olması o niyet çanağının içine bütün enerjilerin dahil olmasını ve her kimin hayatında ne kolaylaşacaksa aslında birbirimizin enerjisinin onu kolaylaştırmasını niyet ediyorduk. Sizler de bugün meditasyon esnasında şu an bu meditasyona katılan ya da bundan sonra katılacak insanların hayatında iyiliğin, güzelliğin hak ettiği şekilde yaşamında var olmasını, sizin aracı olacağınız bir alan varsa buna da aracı olmaya izin verebilirsiniz. Biz hizmet ettikçe çok daha fazla alanımıza destek geliyor, yaşamımız kolaylaşıyor. Arzu ederseniz bunun için de enerji alanınızı açabilirsiniz. Bunu ifade etmemin sebebi şu. Bizim bedenimizde çeşitli organlarımız var. Her organın kendine özel bir görevi var. Ama insan bedeni olabilmemiz adına ve sağlıklı yaşayabilmemiz adına her organın bir diğer organın gereklilikleri, yani ihtiyaçları neyse onu da dengelemesi gerekiyor. Yani biz her birimiz bir organ gibi kendimizi gördüğümüzde bir başka organa yönlendireceğimiz herhangi bir hani madde olabilir, kimyasal olabilir ya da sindirim sistemi gibi bütün her şeyi o sindirip bütün bedeni besleyebilir. Öyle bir görevimiz olabilir. Bunun her ne kadar farkında olsak da olmasak da. Biz bu enerji alanımızı açtığımızda bizimle fiziksel olarak etkileşime girip girmemesi önemli değil. Enerjisel olarak etkileşimde olduğumuz herkese de bu şifa alanını ilahi izinli olduğumuz kadarıyla açmış oluyoruz. İşte bu açtığımız alan hem bizim enerjimizi harekete geçiriyor. Durağan enerji çünkü hiçbir zaman için geliştirici ve yüceltici değildir. Enerji ne zaman harekete geçer?
ya da kişi ne zaman eyleme harekete geçer, işte o zaman orada evrensel akışa uyuma dahil olmaya başlıyor. Bu niyeti yaptığınızda da siz kendi enerji alanınızın ne kadar farkında olmasanız da ilahi olarak bir alan varsa bu o alanı şifalandıracaktır. Ya da belki birbirinizle karmik bir borcunuz vardır. Bu niyetle birlikte o borç alanınızda fiziksel olarak bir araya gelmeseniz de şifalanmış olur. Alışverişe izin verelim. Yani sadece almaya değil, hem almaya hem vermeye izin verelim ki bizler şifa alanında daha derin bir şekilde bulunalım. Sadece almaya odaklanırsak, o zaman sistem de bize tek yönlü akış sağlar. Ama biz hem almaya hem vermeye odaklandığımız zaman, o zaman enerji alanımız daha güçlenir ve daha farklı bağlar kurduğumuz için alan daha genişliyor. Bakın, şimdi yazdıklarınızı okumadım ve siz hep burada sadece ben diyorsunuz. Az önce ifade ettim. Lütfen alışverişe izin verin. Eğer sizin hayatınıza iyi insanların gelmesini istiyorsanız, siz de başka insanlara iyilik yapın. Onlar yardım istiyorsa onlara el uzatın. Yani burada yaşam tek yönlü değil. Ya da benim açtığım şifa alanı tek yönlü değil. Ben hiçbir şey yapmayayım, her şey bana dahil olsun. Öyle bir alan yok burada. Bu meditasyon alanında her şey karşılıklı. Biz ne kadar çok vermeye odaklanırsak ve almaya odaklanırsak eşit olarak, o zaman şifa alanı bizi geliştirir ve şifalandırır, arındırır. Ama az önce ifade ettiğim gibi sadece her şey ben en iyi yaşayayım denirse, bu meditasyonda enerji alanı belirli bir yere kadar çalışıyor. Çünkü bu meditasyonların hepsinin amacı birlik alanına ulaşmak. Yani benlik alanını büyütmek değil, birlik alanına ilerlemek. Birlik alanında da ne olması gerekiyor? Birbirimize el uzatmamız, destek olmamız gerekiyor. Bir tane herhalde Nasrettin Hoca'nın hikayesiydi. Onu da hani anlatmış olayım size. Bir adam suya düşüyor. Boğulmak üzere herkes koşuyor kurtarmak için. Ver elini, ver elini diye herkes bağırıyor ki kurtaracaklar. Adam vermiyor. Ondan sonra biri onun kişiliğini biliyor. Onun hiçbir şey vermediğini, her şeyi almaya odaklı olduğunu. Elini uzatıyor ve diyor ki al elimi. O zaman adamın elini tutuyor. Yani burada biz kendimizi bile boğulmaya götürecek kadar alma odaklı olmayalım. Hem alma hem verme odağında olalım ki yaşamın o mucizesi bizim hayatımıza dahil olmuş olsun. Nasrettin Hoca'nın da o güzel zekası bize rehberlik etsin. Bu meditasyon alanında ona da niyet edelim. Onun o nükledanlığı, neşesi, keyfi ve zekası bizim alanımıza da ilahi izinli olduğumuz kadarıyla şifa açmış olsun. Evet, şimdi meditasyonumuza başlayalım. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Şu an sizinle çalışacak baş meleklerin alanınıza dahil olmasına izin verin. İsimlerini bilip bilmemeniz önemli değil. Sadece size şifa sunacak baş meleklerin alanınıza dahil olmasına izin verin. Bu yeni ayın şifasının yaşam alanınıza dahil olmasını engelleyen sizin biz bilincinde, birlik bilincinde olmanızı engelleyen her şeyi baş melek Raziel'in ilahi olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Raziel'in size sunması gereken İlahi izinli olduğu bir varoluş şifa alanınız varsa, şimdi baş melek Raziel'in varoluşunuza da şifa yönlendirmesine izin verin.
özgünlük ve özellik alanınızın baş melek Raguel tarafından ilahi dengeye getirilmesine ve ilahi olarak saflaştırılmasına izin verin. Baş melek Raguel'in kendinizle çatışma yaşamanıza neden olan içsel savaşınızın sebepleri her neyse bu alana ilahi olarak şifa yönlendirmesine izin verin. Baş melek Mikail'in yeni ay enerjisinin mucizevi şifasının yaşamınıza dahil olmasını engelleyen egosal ya da nefsani alanınıza yönlendirmesi gereken bir ışık şifası varsa bu şifayı alanınıza yönlendirmesine izin verin. Baş melek Zadkiel'in yeni ayın mucizevi şifasını yaşam alanınıza dahil etmenizi engelleyen kendi kendinize oluşturduğunuz perdelerden sizi özgürleştirmesine izin verin. Baş melek Ceremael'in alanınıza gelmesine ve ilahi olarak yaşamınızda kendiniz de dahil affedemediğiniz her kim varsa bütün insanlar için affetme şifa alanının şimdi alanınızda aktif olmasına izin verin. Baş melek Ceremael'in hücresel hafızanıza affetme şifa enerjisini uyumlamasına izin verin. Baş melek Şamuel'in hak ettiğiniz mucizelere ulaşmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi arındırmasına izin verin. Maddi ya da manevi kayıp yaşadıysanız ve bu alanın artık ilahi olarak şifalanması uygunsa baş melek Şamuel'in kayıp alanınıza ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Sizden fiziksel ya da enerjisel her ne çalındıysa baş melek Şamuel'in artık ilahi olarak size dönmesi gereken çalınmış her şeyi frekansını arındırıp saflaştırarak sizin frekansınıza uygun alanınıza dahil etmesine izin verin. Eğer bu hırsızlık deneyimini geçmiş yaşamınızda yaptığınız herhangi bir eylemden dolayı yaşadıysanız, baş melek Raziel'in bu alana ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Bilerek ya da bilmeyerek bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda varoluşta herhangi bir yaratılmıştan herhangi bir şey çaldıysanız fiziksel ya da enerjisel şimdi çalmış olduğunuz her şeyi baş melek Şamuel'e teslim edin ve ilahi olarak burada yapılması gereken işlem neyse baş melek Şamuel'in bu işlemi yapmasına izin verin. Açgözlülük alanınız varsa baş melek Zofiel'in bu açgözlülük alanınıza ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Baş melek Uriel'in kişilik alanınızda bulunan ve sizin pozitif ya da aydınlık tekamül yoluna geçiş yapmanızı engelleyen, ilahi olarak şifalandırılması gereken kişilik alanlarınıza hak ettiğiniz şifayı yönlendirmesine izin verin.
Baş melek Cebrail'in insanı kamil olarak yaratıcıdan talepte bulunma bilişini ve bilgeliğini bilincinize ve bilinçaltınıza tanımlamasına izin verebilirsiniz. Baş melek Şamuel'in bu yaşamda kendi varoluşunuzda planladığınız fırsatların kapısını henüz açamadıysanız, bu fırsatları bulmanız için baş melek Şamuel'in size rehberlik etmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Metatron'un varoluştan itibaren sahip olduğunuz ışık olmayan parçalarınıza ilahi ışık şifasını yönlendirmesine izin verin. Baş melek Raguel'in ve baş melek Nathaniel'in enerji alanınızda bulunan ilahi özgürlük enerjisiyle uyumsuz olan her şeyi varoluşunuzdan arındırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Sandalfon'un dünyada yaşayan her canlıyla ilahi uyum içerisinde yaşamanız mümkünse ve henüz bu programı aktif hale getiremediyseniz, şimdi baş melek Sandalfon'un bu programı aktif hale getirmesine izin verebilirsiniz. Eğer bu ilahi uyum programını herhangi bir yaşamınızda aktif ettiyseniz, ancak şu an dengede değilse, baş melek Sandalfon'un ilahi uyum alanınızı ilahi dengeye getirmesine izin verin. Baş melek Nathaniel'in sorumluluk alanınızla ilgili ilahi olarak alanınızda açılması gereken kolaylık kapıları varsa, şimdi bu kolaylık kapılarını hak ettiğiniz şekilde açmasına izin verin. Şu an tüm baş meleklerin size sunması gereken ilahi şifanın çok boyutlu olarak varoluşunuzda aktif olmasına izin verin. Baş melek Ariel'in cesaret alanınızı ve dünyayla iletişim alanınızı saflaştırmasına izin verin. Sevgi ve neşeyi yaşamınızda var etmenizi engelleyen alanların ilahi olarak baş melekler tarafından tüm varoluşunuzdan arındırılmasına ya da şifalandırılmasına izin verin. Dirençlerinizi serbest bırakın. Baş melek Haniel'in tüm hücrelerinize neşe enerjisini uyumlamasına izin verin. Baş melek Haniel'in yeni ay enerjisiyle uyumlanıp şifalanmanızı engelleyen kök çakranızda bulunan her şeyi kök çakranızdan arındırmasına izin verin.
Baş melek Ariel'in ve baş melek Raziel'in sizin aracılığınızla dünya planından ilahi olarak arındırması gereken her şeyi dünyanın frekansına uygun olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Sonya'nın kaos alanı ile ilgili şimdi alanınızda arındırması ve şifalandırması gereken alanları arındırıp şifalandırmasına izin verin. Baş melek Azrail'in şifa boyunca alanınızda çözülen eski enerji kayıtlarını ve kalıplarını anda alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Azrail'in sevgi frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in kök çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Şimdi yeni ayın şifasının kök çakranızdan tüm bedeninize dahil olmasına izin verin. Baş melek Haniel'in ikinci çakranızda bulunan ve yeni ayın enerjisiyle uyumlanmanızı ve şifalanmanızı engelleyen her şeyi ikinci çakranızdan arındırmasına izin verin. Baş melek Mikail'in yaşam alanınızda bulunan ve sizin enerji alanınızla uyuşmayan artık ilahi olarak arındırılması gereken her enerjiyi yaşam alanınızdan ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın. Baş melek Senmira'nın size birlik bilincini tanımlamasına izin verin. Birlik şifasının şimdi alanınızda aktif olmasına izin verin. Baş melek Haniel'in ikinci çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. İkinci çakranızla birlikte tüm hücrelerinize yeni ay şifasının akmasına izin verin. Baş melek Haniel'in yeni ay enerjisiyle sizi uyumlayıp dengelemesini engelleyen üçüncü çakranızda bulunan her şeyi arındırmasına izin verin. Baş melek Metatron'un ilahi olarak insanlık planına ya da dünya planına hizmet etmeniz gereken alanlar varsa, ruhsal olarak bunu programladıysanız ancak bencillik alanınız sebebiyle bu görev alanınızı var edemiyorsanız, ilahi olarak hak ettiğiniz şifa alanını baş melek Metatron'un alanınızda açmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Mikail'in her birinizin alanını ilahi korumaya almasına izin verin.
Baş melek Metatron'un ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin her bir parçanın frekansına uygun olarak frekansını yükseltmesine ve tüm varoluşunuzda şimdi ışık korumanın aktif olmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Raguel'in şimdi ilahi adalet şifasını varoluşunuzda aktif hale getirmesine izin verebilirsiniz. Baş melek Haniel'in şu an alanınızda var olan dirençleri sizden arındırmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Haniel'in üçüncü çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. İnsanca yaşama bilgeliğinin baş melek Cebrail tarafından bilincinize ve bilinçaltınıza tanımlanmasına izin verin. Üçüncü çakranız aracılığıyla tüm hücrelerinize şimdi yeni ay şifasının akmasına izin verin. Baş melek Haniel'in sizi yeni ay enerjisine uyumlamasını ve dengelemesini engelleyen kalp çakranızda bulunan her şeyi arındırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in sevgiden ya da aşktan kaçındığınız anlar varsa şimdi bu anları ilahi olarak hak ettiğiniz şekilde şifalandırmasına izin verin. Kalbinizin saflaşmasına izin verin. Hak ve adalet alanınızın baş melek Raguel tarafından ilahi dengeye getirilmesine izin verin. Baş melek Ariel'in alma verme alanınızı ilahi dengeye getirmesine izin verin. Bu yaşamda kendi kendinize yarattığınız ilahi gerçeklikte sevgi ya da aşk olmayan, başka insanlara bunu sevgi ya da aşk diye sunduğunuz oyunlarınız olduysa, baş melek Azrail'in sevgi ve aşk oyunlarınızı bitirip bu alanda ilahi olarak temizlemesi gereken her şeyi temizlemesi için izin verebilirsiniz. Baş melek İsrafil'in bu yaşamda haddinizi aştığınız anlar olduysa, şimdi bu haddinizi aştığınız anları ilahi olarak hak ediyorsanız şifalandırmasına izin verebilirsiniz. Şu andan itibaren de bu haddinizi aştığınız konularla ilgili hatırlamanız gereken
Farkındalığınıza gelmesi gereken konular varsa bunları farkındalığınıza getirmesine izin verebilirsiniz. Uyanışla ilgili alanınızda arındırılması gereken ya da farkındalığınıza gelmesi gereken her şeyi baş melek İsrafil'in size hatırlatmasına izin verebilirsiniz. Baş melek Zadkiel'in alanınızda bulunan ve sizin ilahi gerçeği algılamanız gerektiği şekilde algılamanızı engelleyen alanınızdan ilahi olarak temizlenmesi gereken her şeyi temizlemesine izin verin. Baş melek Haniel'in kalp çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Yeni ay enerjisinin kalp çakranız aracılığıyla tüm hücrelerinizdeki sevgi ve aşk travmalarını da şifalandırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in yeni ay enerjisine uyumlanmanızı engelleyen her şeyi boğaz çakranızdan arındırmasına izin verin. Eğer bu şifa alanını bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda ettiğiniz bir yeminden dolayı alanda tam olarak hak ettiğiniz şekilde aktif edemiyorsak, baş melek Cebrail'in bu sözlerinizi iptal edip bu sözlerle bağlantılı her şeyi varoluşunuzdan arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın kibir alanıyla ilgili alanınızda bulunan ilahi olarak şifalanması gereken her şeyi şifalandırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in boğaz çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Yeni ay enerjisinin boğaz çakranızdan bedeninize dahil olarak tüm hücrelerinize ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Baş melek Haniel'in üçüncü göz çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisiyle uyumlanmanızı engelleyen her şeyin üçüncü göz çakranızdan arındırılmasına izin verin. Baş melek Cebrail'in ışık olmayan bilgi alanına, bu sadece yaşamınız ya da sağlık alanınızla ilgili size özel yönlendiğiniz bilgi alanı. Eğer bu bilgi alanında ışık olmayan bilgiler varsa, ışık kaynağından çıkmayan, bu bilgilere yönlendiğiniz anda baş melek Cebrail'in bu bilginin gerçekliğini farkındalığınıza getirmesine izin verebilirsiniz.
Baş melek Haniel'in üçüncü göz çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Baş melek Haniel'in tepe çakranızda bulunan ve yeni ay enerjisine uyumlanmanızı engelleyen her şeyi tepe çakranızdan arındırmasına izin verin. Tepe çakranızda ilahi olarak gerçekleşmesi gereken şifalandırma için şu an alanınızda çalışması gereken tüm baş meleklere izin verebilirsiniz. Baş melek Haniel'in içsel çocuğunuzu şifalandırmasına izin verin. Baş melek Haniel'in tepe çakranızı yeni ay enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Şimdi yeni ay enerjisinin tüm bedeninize, fiziksel ve enerjisel bedenlerinize dolmasına izin verin. Sizin aracılığınızla dünyaya akması gereken yeni ay şifasının da dünyaya, hayvanlara ve bitkilere ilahi olarak akmasına izin verin. Şu an bu dünyada fiziksel olarak insan bedeninde bulunan herhangi bir insanla karmik bir alanınız varsa ve ilahi olarak bu karmik alanınızın şifalanmasını hak ediyorsanız, baş melek Raziel'in bu karmayı ettiğiniz şekilde şifalandırmasına ya da kolaylaştırmasına izin verin. Şimdi bu yeni ay enerjisinin alanınıza aktığı sürede ben sessiz kalacağım. Bu süre boyunca sizin alanınıza akması gereken bir şifa varsa şifa alanınıza akacak. Kendi niyetlerinize ve şu an bu meditasyona katılan ya da ileride katılacak insanların alanına ilahi olarak yönlendirmeniz gereken şifalar varsa bu şifanın da açılmasına, ilahi paylaşım enerjisinin, ilahi paylaşım şifasının şimdi alanınızda aktif olmasına izin verebilirsiniz. Bu sessizlik esnasında dilerseniz niyetlerinizi tekrarlayabilirsiniz, hayaller kurabilirsiniz. Her ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Sadece izin verin her şeye.
Baş melek Mikail'in ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir tane minik dileğimiz var. Onu okuyayım. Toplumsal ruh sağlığımızın şifalanmasına, dünyamızın korona virüsüne karşı mutasyon geçirmesine ve yeni ayla başlayan bu 2020'nin bitişiyle tüm insanların özellikle bu son dönemin değişim ve dönüşümünün gelecek olan nesillere daha fazla ilahi sevgi, aydınlık ve umut getirmesine niyet ediyorum. İlahi olana, baş meleklere katkıda bulunduğunuz, rehberliğinizle yapmış olduğunuz şifa meditasyonu için çok teşekkürler. Rica ediyorum. Şimdi şöyle bir şeyi hatırlatayım. Dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Bu dünyada insanlar, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar ve virüsler de bulunuyor. O yüzden bu virüslerin bizim hayatımıza dahil olmasının sebebi bu dünyada olmayan bir şey var olmadı. Yani biz kendi bence hadsizliğimizden dolayı bu virüse temas ettiğimiz için bu virüs bizim alanımıza dahil oldu. Yani virüsle ilgili bir sürü teori var zaten. Bu teorilerin hepsinin bence temel sebep alanı İnsanlığın kendi özünden kopmuş olmasından kaynaklanıyor ve öz saygısından uzaklaşmış olmasından kaynaklanıyor. İşte bunlar bizim hayatımızda var olduğunda, virüs ya da mikroorganizmalar bizim hayatımıza dahil olduğunda bu deneyim belki daha az ölümle sonuçlanacak. Sonuçta teknolojimiz de hızla değişiyor ve dünyadaki bütün virüs ve mikroorganizmaları birlemek ya da onlara göre herhangi bir hastalık olmadan tedaviyi geliştirmek çok maliyetli. Yani burada tıp alanına karşı da çok fazla yargısal ya da olumsuz bakış açısı da bulunuyor. Hani bu konu gündeme geldiği için ifade edeyim. Biraz daha hepimiz yaşamın farkında olursak, özellikle yaşamdan kastım varoluştaki tüm canlılardan yani pardon dünyadaki tüm canlılardan kastediyorum. Yani onların her birinin bir vücut yapısı var ve bu vücut yapısı sebebiyle sahip olduğu mikroorganizma ve virüsler var. Onlar vücut yapısı sebebiyle bu virüslerle simbiyotik olarak yaşamayı öğrenmiş oluyorlar. Yani orada aslında bir karmaşa yok ama birinin bağışıklık sisteminin uygun olduğu virüse ya da mikroorganizmaya diğer beden, diğer canlı uygun olmayabiliyor. Bu da onun ölümüne sebep olabiliyor. İşte biz bu dengeyi koruyarak, yani bunu belki şöyle fark edebiliriz. Enerjisel olarak bir türün bize zarar verip vermediğini bilerek onunla temas etmemiz gereken yerlerde koruyucu önlemlerle temas ettiğimizde o şifa alanı daha farklı olacaktır ya da birbirimizle etkileşimimiz. Ben Cuma günkü canlı yayında şey demiştim. Ben hayvanlardan korkuyordum önceden. Artık evcil hayvanlara alıştım. Dedim ki yani böyle doğadaki hayvanlarla da etkileşimim sevgi odağında olsa falan. Ondan sonra da bu Mikrobiyota diye bir kitap okuduğumda orada fark ettim aslında her canlının kendine özel bir mikroorganizma florası olduğunu. Ondan sonra dedim ki hani ben ona temas ettiğimde bana hastalık geçebilir. Niye ben ona temas etmek gibi bir istek içine girdim ki dedim. O tamamen bence bencilce bir istekti. Yani o işte ben her şeyi severim isteğinden kaynaklanıyordu.
Onun artık benim içimde dengeye gelmesine niyet ettim. İşte bizler biyoloji konusunda çok fazla bilgiye sahip olmadığımız için yaşadığımız şeyi bir ceza diye nitelendirebiliyoruz ama bir ceza yok. Hani biyolojik döngünün bir sonucunu yaşıyoruz şu anda. Onun için yaşadığımız süreci, yani ben mesela korona sürecinin bana çok çok fazla öğretisi oldu. Bu hem enerjisel boyutta hem de dünyasal boyutta. Çünkü daha önceden fark etmedim. Yani evet okulda okurken birçok bilgiyi okuduk ettik ama hani ders geçmek için okuduk birçoğunu da. Ders geçmek için değil de bunu yaşam için öğrenmiş olsaydık hepimiz bence biyoloji hepim yani okula giden her insan biyoloji dersini aldı. Lise düzeyinde eğitim gören liseden önce de ilkokulda hayat bilgisi dersinde birçok şeyi öğreniyoruz. Ortaokulda fen bilgisi dersinde öğreniyoruz. İşte lisede de biyoloji de öğreniyoruz. Hani sayısal bölümde vardı önceden, sözel bölümde biyoloji yoktu. Ama yine dediğim gibi ilkokul ve ortaokulda hepimizin almış olduğu bir temel bilimlerle ilgili eğitimi aldık. Burada onu yaşamımıza adapte etmek için almış olsaydık her şey çok daha farklı olurdu bence şu an tüm insanlık olarak. Hiçbir insan oradaki o dersleri yaşama uyarlamak adına değil işte dersi geçmek adına aldı. Belki bunu öğretmenler bize böyle öğretseler de çok daha farklı olurdu. Hani bilmiyorum neler olduğunu ama hani geçmişte olan ve benim yatsıdığım, yok saydığım, aman canım dediğim birçok alanın aslında çok değerli, çok önemli olduğunu fark etmiş oldum. İşte bu farkındalıkla birlikte bence eğitim sistemimizi de yenileyebiliriz ya da işte televizyon kanallarında daha fazla belgesel olur ama bu belgeseller böyle sıkıcı tarzda değil daha eğlenceli bir hale getirilir. Herkesin dikkatini çekecek şekilde dönüştürülür. Ha, belki belgesel ve film birleştirilip bir biyoloğun hayatı anlatılabilir, dizi oluşturulabilir böyle bir. Biyoloğun hayatı filmleştirilerek onun bize öğreteceği şeyleri öyle öğrenebiliriz. Ya da işte çocuklarla ilgili çizgi filmler değişik olarak böyle öğrenilebilir. Böyle yapılabilir ya da böyle çizgi filmler arttırılabilir ki biz orada bir şeyleri kaçmak kaçınmak yerine ya da bir şeylere zarar vermek yerine onlarla işbirliği içerisinde yani dünyada var olan tüm yaşam formlarıyla doğru etkileşimi kurabilmenin yollarını bulabiliriz belki böylelikle. Hani bilmiyorum bunlar değiştirilebilir. Bunların değişmesine niyet edelim. Yani işte hastalıkları ya da virüsleri, mikroorganizmaları lanetlenmek diye görmek yerine onun doğasını anlayıp ondan olabildiğince kendimizi korumanın yollarını, yöntemlerini bularak yaşamımızı yeniden oluşturabiliriz. Şimdi şuradan yorumlarınıza bakıyorum. Evet, ben de teşekkür eden herkese şifa için teşekkür ediyorum. Bir ve bütüne şifa olsun demişsiniz. Kedim katıldı meditasyona birlikte yaptık demişsiniz. Ne güzel fıstık da yan odadan katıldı bizim meditasyonumuza. Şu yorumu da sizlere de hatırlatmış olayım. Eğer arzu eden varsa bu konuya çalışma yapabilir. Cebrail melekle insanca yaşama bilinci dediğinizde ırkçılığın yoğunluğunu hissettim. Bu hafta bu konuda şifa çalışmaya niyet ediyorum. Çok teşekkür ederim size ve katılan hepimize. Evet bizler hani o ırkçılık ya da çeşitli inançlardan dolayı birbirimizi ötelediğimiz alanlar hala çok fazla. Onlarla ilgili de şifa çalışmasını her birimiz yapabiliriz.
Ve hani şifa çalışması yapanların alanında ilahi olarak ben de var olmayı şimdiden seçiyorum. O alanda belki o an meditasyon yapamasam bile niyetle o alanda olmaya niyet ediyorum. Gerçekten biz birlik alanına geçersek çok tatlı, çok güzel şeyler yapacağız. Çok şahane şeyler yapacağız. O yüzden hani bulunduğu, evet, hepimiz çeşitli ülkenin hani ırkında doğduk ya da işte çeşitli dine, çeşitli mezhebe ait olarak doğduk. Bu bence insan çeşitliliğinin sadece bir göstergesi, onun ötesine bir anlam yüklemezsek bu alan iyice güzelleşmiş olur, şifalanmış olur. Şu konuya da çalışma yapabilirsiniz, hatırlatmış olayım. Önceden hani ülkeler birbirini sömürgeleştirdiği süreçler vardı. Şu anda var ama çok daha az. Eskiden çok daha fazlaydı. Özellikle İngiltere bunu çok yapıyordu. Zaten bir dönem üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye anılıyordu. Çünkü çok fazla sömürgesi vardı. İşte Asya'dan başlayarak dünyanın bütün her yerine kolonileştiği için oralarda doğal olarak güneş battıkça bir yerden diğer yerde doğmuş oluyor zaten. Onun için de dünyanın her yerine hükmetmiş oluyordu. Bence şu an aynı program devam ediyor. Her birimizin zihninde devam ediyor. Özellikle İngilizce öğrenme zorunluluğuyla bu sömürgeleşme programı devam ediyor. Arzu ederseniz bu alanın şifasına da niyet edebilirsiniz. Hani sanki yabancı dil bilmediğiniz zaman ya da özellikle Türkiye'de İngilizce bilmediğiniz zaman iyi bir iş elde edemeyeceğinizi düşünüyorsunuz ve bu size hep empoze ediliyor. Buna inanarak kendi yaşamını yok eden ya da değersizleştiren çok insan var. Ben de onu iş hayatım içerisinde çok yaptım. Çok da fazla İngilizce kursuna gittim ama bir türlü ezberleyemiyordum ya da belli bir yere kadar, benim hayatımda gerekli olan yere kadar öğreniyordum. Onun ötesini dahil edemiyordum hayatıma. Ve onların aslında alt programlarını sonra fark edebildim. İşte Hindistan'da olan yaşamlarımı buldum. Orada zorla İngilizce konuşmak zorunda olduğum ya da işte Afrika'da bir yaşamım vardı. Orada zorla Fransızca konuşmam gereken yaşamlar vardı. Bunlara karşı olan tepkiden dolayı ana dilimden kopmak istemediğimi fark ettim. Bir de ruhsal olarak kendi ana dilimin frekansının yükselmesiyle ilgili bir görevim olduğunu onu çok daha sonradan fark ettim. O yüzden hani Türkiye'de olmaktan ve Türkçe konuşmaktan çok mutluyum. Hani çok çok güzel Türkçe konuşmuyorum ama Türkçe dilini seviyorum. Bilmiyorum hani böyle bir aşkım var Türkçe diline karşı, Türkçe'ye karşı. Oradaki o aşk ve sevgiyi, bunun da bir çeşitlilik olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Yani Türkçe bildiğin için iş bulamamış olman ya da işte hangi ülkede yaşıyorsan ya da belki farklı bir ülkede yaşıyorsundur ama ana dilini konuşamadığın bir ülkedir. Orada bundan dolayı ötekileştirmek bana çok doğru gelmiyor. O alanla ilgili de dilerseniz şifaya niyet edebilirsiniz. Hepimiz konuştuğumuz dille mükemmeliz. Değişmesi gereken tüm sistemlerin bu yeni ayın enerjisiyle kolaylıkla değişip dönüşmesine niyet ediyorum. Ne güzel bir niyet, ben de amin diyorum. Ben artık aranızdan ayrılayım. Hepinize harika şifalı bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Birliğimizin, beraberliğimizin, bütünlüğümüzün dünyada tezahür ettiği güzel günler bizimle olsun. Hoşça kalın.